Şu an para kazanıyor ya da para kazanmak için yollar arıyor olabilirsiniz. Çoğu insan geliri ne kadar olursa olsun doğru dengeyi kuramıyor. Geliri arttıkça daha fazla harcama yapıyor. Çok az insan ise gelirleriyle birlikte harcamalarını ve yaşam stilleri arasındaki dengeyi doğru kurarak gelirlerini artırmayı başarıyor. İşte bu videonun ana konusu, gelirleriniz artarken hayat tarzlarınızı, öğrenmeyi, sürekli gelişmeyi ve başarılı olmayı anlatıyor. Bu tema çerçevesinde nasıl zengin olunur, iyi bir hayat nasıl inşa edilir, istediğiniz herhangi bir kişiyle nasıl stratejik ortaklık kurabilirsiniz gibi sorulara cevap bulacaksınız. İlk adım, servet vizyonu oluşturmak. Napolyon Hill der ki, zenginlik o kadar çabuk gelir ki, tüm o fakir zamanlarda nerede olduklarını merak edersiniz. Finansal olarak başarılı olmanın ilk adımı kendiniz için bir vizyon oluşturmaktır. Einstein hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu söylüyor. Paul Erdős ise yaratıcılığın deneyimden daha önemli olduğunu söylüyor. Geleceğin için hayal gücüne güveniyor musun? Hayatın için büyük bir potansiyel görebiliyor musun? Ya da ortalama bir hayat mı hayal ediyorsun? Bir vizyon oluşturmak sürekli olması gereken bir süreçtir. Hayatın boyunca tek bir vizyon oluşturup devam edemezsin. Her zaman daha iyisi için daha büyük vizyonlar, hayaller kurabilmelisin. Her gün yeni bir hayal kurun ve bunları not edin. Hayaller kurabilmek insanı geleceğe odaklar ama çoğu insan geçmişte yaşıyor. Hayal kurduğunuz zaman farklı bir geleceği düşünmeye başlarsınız. Davranışlarınız buna göre şekillenir ve daha istekli çalışırsınız. Tutarlı bir insan olmaktan vazgeçin. Psikolojik olarak düşünüldüğünde başka insanlar tarafından tutarlı görünmek iyi bir durum gibi sanılır. Fakat tutarlı davranmak isterken istemediğiniz davranışsal kalıplara girdiğinizi ve artık tatmin olmadığınız ilişkiler yaşadığınızı fark edersiniz. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını ve kendinin de buna mecbur olmadığını düşünüp kimseye karşı tutarlı davranmak zorunda olmadığını anlayabilirsin. Hayatındaki bu tarz şeylere odaklanmak yerine ulaşmak istediğin başarılara ve yaşamak istediğin hayata odaklanıp kalıplarını kırmalısın. Eğer hayallerine ulaşmak istiyorsan diğer insanların hakkında ne düşündüğünü önemsememelisin. Hayallerini ve vizyonunu inşa ederken detaylı olması en iyi yoldur. Çünkü bu şekilde ölçülebilir bir vizyon belirlemiş olursun. Beynimiz sayısal verilerin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Bu yüzden hayalinizi kurarken belirli sayılar ve kilit olaylar eklemeyi unutmayın. Mesela 1 Ocak 2022'ye kadar 1 milyon dolar kazanacağım. İkinci adım. Gelişimi ölçmek için 90 günlük sistem geliştirmek. Stratejik Koç'un kurucusu Dan Sullivan, müşterilerinin 90 günde bir şu 4 soruyu cevaplamalarını istiyor. İlk soru. Kazanılan başarılar neler? Ve geçtiğimiz 90 günlük süreçte en tatmin olduğunuz şeyler neler? İkinci soru. Bugün baktığınızda hangi süreçler sizi güvende hissettiriyor? Üçüncü soru. Sonraki 90 gün içerisinde sizi en çok heyecanlandıran konular neler? Dördüncü ve son soru. Şimdi neler yaparak sonraki 90 günde daha başarılı olacaksınız? Her 3 ayda önceki 3 ayı gözden geçirip sonraki 3 ay için daha zorlanacağınız ve ölçülebilir hedefler belirlemelisiniz. Josh Wetzke'nin Öğrenme Sanatı kitabında kısa vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler için dengeli kullanıldıklarında faydalı araçlar olabilir diyerek kısa vadeli hedefleri uzun vadeli hedeflerimiz için doğru kullanmamız gerektiğini söylüyor. Kısa vadeli hedefler, hayalinize giden süreci nasıl inşa ettiğinizle ilgilidir. Verimli çalışmak ve her 90 günde bir dönüm noktasına odaklanmak yükselen bir ivme kazandırır. Her 90 günde bir önceki 90 güne bakarak öğrendiklerinizi ve gelişiminizi izlersiniz. Bu da istediğinize ulaşmak için motivasyon sağlar. Her 90 günde birkaç gün kendinize izin verip yaptıklarınızı düşünün. Başarılı olduğunuzu düşündüğünüz işlere odaklanın. Aylık 1 milyon dolar kazanacağım hedefiniz için bugün günde 10 binlerce lira kazanmam gerekiyor gibi düşünmeyin. Küçük hedeflerle ilerleyin. Çünkü her gün 1-2 adım bile attığınızda, sonraki 90 gün arkanıza baktığınızda epey ilerlediğinizi göreceksiniz. Örnek vermem gerekirse,
1000 kilometrelik bir yola çıktığınızı varsayalım. 1000 kilometreyi 1 saatte gitmek için yapabileceğiniz bir şey var mı? Hayır. Çünkü en lüks, en hızlı arabaya bile sahip olsak o hızı yapamayız. Yapabilsek bile sağ salim o 1000 kilometrelik yolu bitirebilir miyiz kim bilir. Önce 1-2 kilometre yol gideceğiz. Sonra birkaç kilometre daha ve belki 10 saatin sonunda arkamıza baktığımızda çıktığımız noktayı göremeyeceğiz ve istediğimiz noktaya gelmiş olacağız. Üçüncü adım. Günlük rutinler geliştirmek. Neville Goddard bir sözünde dileğinizin gerçekleştiğini hissedin demiştir. İlk iki adımda hayalimizi yazdık ve 90 günlük kısa vadeli hedefler belirledik. Şimdi bunları gerçekleştirmek için günlük yapmamız gerekenleri belirlememiz gerekiyor. Hayatımızı organize edip yaptığımız programları rutinleştireceğiz. Bu rutinlere uyduğumuzda hayalimize ulaştığımıza beynimiz daha çok inanacak ve iyi hissedip o hayale odaklanmamızı sağlayacak. Stanford Üniversitesi Psikoloji ve Davranış Bilimleri uzmanı B.J. Frog'a göre tasarım irade gücünü artıran bir şey. Tasarımdan kastı ise hayatınızı nasıl programladığınızla ilgilidir. Çoğu insan hayatını ortamın akışına zıt yönde, sürekli dikkati dağılacak yönde ilerlemektedir. Kısacası kendinizi hedeflerinizi belirlediğiniz noktadan ayırmamak için kendi disiplinlerinizi oluşturun. Yani sabah 7'de kalkıp şu işleri yapacağım ve öğleden sonra spora gideceğim gibi bunu her gün düzgün bir şekilde gerçekleştirdiğinizde beyniniz o işleri tamamladığınız için hedefinizi gerçekleştirmeye daha yakın düşünmenizi sağlıyor. Oyuncularla yapılan bir araştırmada oyuncuların zihin faaliyetlerini MR cihazıyla incelemişler ve farklı karakterdeyken beyinlerinde önemli değişiklikler olduğu ortaya çıkmış. Yani kendinizi şu anki durumunuza değil, olmak istediğiniz durumunuza göre yaşamanız gerektiği anlamı çıkıyor. Farklı bir karakter olduğunuzda gerçekten beyniniz bu değişimi hissedebiliyor ve sizi o noktaya götürmek için yardımcı oluyor. Dördüncü adım. Çevremizi iyileştirmek ve yaratıcılık için dizayn etmek. Roger Hamilton bir sözünde, "Birçok insan, insanların alışkanlıklarına bağlı olduğunu düşünüyor. Ama biz çevreye bağlı ve çevremizden etkilenen varlıklarız," demiştir. Hayatınızı değiştirmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, sadece bunları yazıp günlük rutinler belirleyerek elde edemezsiniz. Çevrenizi de buna uygun hale getirmeniz gerekir. İstediğiniz hayata uygun bir çevreye ihtiyacınız var. Çünkü bu sizi hayallerinize itecek olan en önemli faktörlerdendir. Çoğu insanın ortamı, hayal ettiği ortama göre tam tersi şekildedir. Akıntıya karşı kürek çekmek gibi zor bir durum. Bu yüzden ortamınızı şekillendirirken sizi istediğiniz tarafa çekecek bir çevre oluşturmalısınız. Beşinci adım. Alışkanlıklara ve sürece değil, sonuca odaklanmak. Forbes'ta çıkan bir yazıda, başarılı insanların konuşmalarını dinlediğimizde onların çok disiplinli çalışmalarını, iyi alışkanlıklarını takdir ettiğimizi söyleriz. Ama bu koskocaman bir yalandır diyor. Çoğumuzun gerçek düşüncesi aslında o adamın oraya çıkabilmesidir. Yani başarısıdır. Süreç ve alışkanlıkları umurumuzda bile olmayacaktır. Bazı insanlar hedeflerin ve sonuçların önemli olmadığını, bu yolda yürümemizin zaten doğru olduğunu söylüyor. Bu cidden saçmalık. Sonuçta bizi o kişiye hayran bıraktıran veya o kişiye imrendiren şey tamamen sonuçtur. Gerçekten ilham verici hikayeleri olup başarıya ulaşamamış tonlarca insan var. Peki bu insanları imrenen var mı? Olay aslında tersine işliyor. Yani amacımızı belirleriz ve belirlediğimiz amaca ulaşmak için ortaya bir süreç ve bunu yapabilmemizi sağlayacak alışkanlıklar çıkar. Başarılı ve zengin olmak istiyorsak önce bu konulara odaklanmamız gerekir. Sonrasında buna inanarak nasıl yapacağımızı çözmemiz gerekiyor. Zengin olmuş insanların bu noktaya gelene kadar neler yaptıklarına bakmak yerine zengin olmaya odaklanmanız gerekiyor. Neler yaptığını öğrenip aynı şeyleri yaparak zengin olmanız mümkün değildir. Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı belirleyecek olan şey varmak istediğiniz noktadır. İstediğiniz sonuca ulaşamadığınızda alışkanlıklarınızı ve çalışmalarınızı değiştirin. Süreci yeniden şekillendirin
ve tekrar amacınıza odaklanın. Hedefinize odaklandığınızda süreci ve alışkanlıklarınızı bir saplantı haline getirmezsiniz. Hedefiniz büyüdükçe tüm bu süreçler ve alışkanlıklar da değişecek. Çünkü alışkanlıklarınızı ve süreci belirleyen hedeflerinizdir. 6. adım. Örnek almak istediğiniz kişileri tanımlamak. Emine Meyasafi bir sözünde herkes başka birinin yodası olmak istiyor demiştir. Örnek almak istediğiniz kişilerle çalışmak için sadece onlara ulaşabileceğiniz bir iş aramanıza gerek yok. Onlara ulaşabileceğiniz bir iş oluşturabilirsiniz. Nasıl? Onların içinde bulunmak isteyeceği fırsatlar oluşturabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz kişilere değer oluşturup bunu onlarla beraber çalışmak için kullanabilirsiniz. Unutmayın, zengin insanlar öğrenmek için çalışırlar. Fakir insanlar para için çalışırlar. Günümüzde herkese ulaşmak çok basit. Sosyal medya kanallarıyla, e-posta adresleriyle gerçekten rol model aldığınız kişilere ulaşmak çok kolay. Aslında yapmanız gereken onlara faydalı olacağını düşündüğünüz yetenekler geliştirmek. Yaptıkları işler ne olursa olsun onlara faydalı olacağını düşündüğünüz yetenekler kazanın. Sonrasında ise onların daha başarılı olmalarına yardımcı olacak bu yeteneklerinizi onlara gösterin. Kendinizi örnek aldığınız kişilere yardımcı olmak için yetiştirdiğinizde ve onlar için önemli değer sunduğunuzda onların iş hayatında önemli bir noktaya gelirsiniz. İşte bu noktaya geldiğinizde para kazanmanız da çok kolay olacak. 7. adım. İyi bir dinleyici ve gözlemci olmak. Stephen Covey bir sözünde önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalış demiştir. Aslında bu söz her şeyi gayet net açıklıyor. İyi bir dinleyici olmak gerçekten sanıldığı kadar kolay bir alışkanlık değildir. İyi bir dinleyici ve gözlemci olduğunuzda karşınızdakini en iyi şekilde anlar ve ona en iyi şekilde yardımcı olabilirsiniz. Bu da karşınızdaki kişinin sizden en doğru şekilde faydalanmasını sağlar ve ilişkiniz daha güçlü olur. İyi bir dinleyici olduğunuzda karşınızdaki kişiye doğru soruları sorabilirsiniz. Mesela, gerçekten ne başarmayı istiyorsun? Çektiğin zorluklar neler? Ne olması gerekiyordu? Değişiklik yaparak ne sonuç almak istiyorsun? Konu hakkındaki bilgili kişi sen olabilirsin. Ancak yardımcı olmak istediğin kişiye egonu ispatlama yarışına girmemelisin. Gerçekten onun sorunlarını çözebileceğini ispatlaman gerekir. 8. adım. Nasıl sorusunu sormak yerine kim sorusuna odaklanmak. Dan Sullivan bir sözünde nasıl diye sormayı bırak ve kim diye sormaya başla demiştir. Milyoner olmanın ya da zengin olmanın bir parçası da Dan Sullivan'ın engebeli bireycilik diye tanımladığı kavramın ötesine geçmektir. Hırslı ve amacına odaklanmış insanlar hedeflerine ulaşmak için ilk başta bu işi nasıl yapabilirim diye sorarlar ve başlangıç için iyi bir sorudur. Ama hedefleriniz büyüdükçe ve vizyonunuz genişledikçe bunu benim için kim yapabilir ya da bu işi yapmama kim yardımcı olabilir diye sormanız gerekir. Kendinizi girişimci olarak görmeyebilirsiniz. Öyle olmak zorunda da değilsiniz. Ama zengin olmak ya da finansal özgürlük elde etmek istiyorsanız her şeyi kendiniz yapmayı bırakmanız gerekir. Milyoner olmak tek kişilik bir şov gösterisi değildir. 9. adım. Değerleri ve başarı tanımını sürekli güncellemek. Alan de Botton bir sözünde 12 ay önce olduğunuz kişiden farklı biri değilseniz yeterince bir şey öğrenmemişsinizdir demiştir. Belli sonuçlara odaklandık. Hedeflerimizi, çevremizi ve alışkanlıklarımızı buna göre tasarladık. Ancak eğer hedeflerimizi ve amaçlarımızı daha da genişletemiyorsak yanlış bir durum var demektir. Başarı tanımınızı sürekli değiştirmeli ve güncel tutmanız gerekir. Hedeflerinizi ve birçok süreci yeniden tasarlamanız gerekir. Ve geldik 10. ve son adıma. Değişim zamanı geldiyse beklemeyin. Dr. Marshall Goldsmith bir sözünde seni buraya getiren şey seni oraya götürmeyecek demiştir. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Albert Einstein'in ünlü bir sözüdür. Hayattan en iyi şekilde keyif almanın yolu bir hedefi tamamlayıp bir sonraki aşamaya başlamaktır.
Başarı masasında çok fazla dinlenmeyin. Başka bir yemeğin tadını çıkarmanın tek yolu acıkmaktır. Jim Rohn'un ünlü bir sözüdür. Hedeflerinizi bitiş çizginiz olarak görmeyin. Bir araç olarak kullanın. Büyük bir başarı elde ettiğinizde bu yöntem çalışıyor diye oraya sıkışıp kalmayın. Mesela Elon Musk, PayPal gibi başarılı bir işi olmasına rağmen bu konuyla ilgili konuştuğunu çok fazla duymazsınız. Daha çok şu an üzerinde çalıştığı projeleri ve vizyonundan bahseder. Geçmişindeki başarıya sıkışıp kalmamıştır. Geçmişindeki başarıdan gelen deneyimlerini daha büyük hedefleri ve hayalleri için kullanmaya çalışıyor. Daha büyük zorluklara çözüm bulabilmek için kullanıyor. Bu, zengin olmak isteyenler için en mantıklı yaklaşımdır.